sen bu hallere düşecek araba mıydın ya? Merhaba usta. Oo öğretmen bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de tam kapatıyordum. Öyle mi? Aha. Kusura bakma ya, okulda işim uzadı. Biraz geç kaldım. İstersen yarın geleyim. Estağfurullah hocam, olur mu öyle şey? Buraya kadar gelmişsiniz. Peki. Nasıl bizim ayçiçeğinin... Ayçiçeği diyorum. Biz aramızda ayçiçeği diyoruz da ağız alışkın onlara. Nasıl arabanın durumu? Vallahi hocam şanzıman dağılmış. Aksine kırmışsınız. Diferansiyel falan. Daha saymakla bitmez. Yedek parçası malum zor bulunuyor. Epey pahalı o yüzden. Yani anlayacağınız masrafı çok bunun. Yani gideri ederinden fazla diyorsun ha? Hocam benim bir arkadaşım var sanayide. Elemanlarından kullanmaları için araba bakıyordu. İsterseniz gidiyorum, ne dersiniz? Ne dersiniz hocam? Anne, niye alanlarda kalmadık? Yarın bir sürü işim var kızım. Hem okula da uğrayacağım, burası çok uzak. Bir haftadır buradasın zaten, çözemedin mi evimi? Özledim ama benim çok uykum geldi. Tamam kızım, taksi gelir birazdan. Anne, çok yoruldum ben. Sabret yavrum, ben de yorgunum. Abim olsaydı kucağına alırdı beni. Bana bak, sen iyice ciddiye aldın bu diyet işini ha. Oruç da tutuyorsun. Bari iftarda doğru düzgün bir şeyler ye. Yoksa düşüp bayılırsın ha. Ya 40 kere söyledim. Terliyorum diyorum. Anladın mı? Terliyorum. Bu kilolar bende çarpıntı yapıyor. Öleyim mi Gonca? Ha, ne yapayım? İstiyorsan öleyim gideyim. Bunu mu istiyorsun? Ha, zaten gündüz orucum. Gece de hafif bir şeyler yersen tığ gibi olurum diye düşünüyorum. Ne var yani? Hem ben senin saçına karışıyor muyum? İstediğin gibi yaptırıyorsun. Halil, ne kadar nankörsün sen ya. Ben saçımı kendim için mi değiştiriyorum sadece? Senin için de değiştiriyorum. İyi işte, her şey karşılıklı. Ben de senin için diyet yapıyorum. Tamam. Hadi. Ne halin varsa gör, tamam. Cümleden hayırlı akşamlar. Rıfat, neredeydin sen bütün gün? Dükkana da uğramadın, iftara da gelmedin. Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf'la birlikte değil miydin sen arkadaşım? Tamam işte, hep birlikte oynadık. Çocuğa koca koca adamlarla maç mı yaptırdınız? Yo, en büyükleri 10 yaşındaydı. Heh. O da sendin değil mi? Espri miydi bu? Ben bu kasları neye borçluyum zannediyorsun? Diyete mi? Bana mı taş attı bu? Rıfat, içeriye gidip üstünü değiştirsenize. Bak terden sucuk gibi olmuş. Hadi. Ablacığım sen bana böyle börek çörek bir şeyler hazırlasana ya. Bol şekerli çayımla beraber yiyeyim. Acıktım vallahi ya. Bir tane gol attım da ondan. 11 tane mi? Uydurma. Vallahi birinci maçta 4 tane attım. İkinci maçta da 7 tane. Dur bakayım, senin ateşin mi var ya? Oğlum yanıyor musun sen ya? Çok sıcak diye ondandır. Ah Rıfat, ah ne diyeyim sana bilmiyorum ki. Hadi git bakalım mutfağa. Ben de geliyorum hemen. Şu kahvaltılıkları çıkart sofraya da. Hemen yiyip yatalım. Yarın sabah erken kalkacağız. Tamam baba. Ne yapıyorsun sen? Ne mi yapıyorum? Atletlerimi arıyorum. Bizim çekmecemizde mi?
Evet, hep eniştem yüzünden. Boyuna benim atletlerimi giyiyor. Oğlum, senin üç atletinin kumaşından ona bir atlet dikemeyiz. Ne diyorsun sen ya? Ben de onu merak ediyorum. Şimdi bu diyete başladı ya. Ha. Bu atletlere sığacağım gibisinden bir model alıp acaba ondan mı yapıyor bu böyle? Ay, sorma vallahi. Ne yapacağız bu eniştenin diyet işini bilmiyorum. 2 gram yemek yemiyor. Bir de bir sinirli. Sinirli ki sorma. Ay, sen merak etme. Hayatta dayanamaz. Neyse, ben yatıyorum. İyi geceler ablacığım. Hadi iyi geceler. Bacanak, hayrola? Kusura bakma Halil, seni rahatsız ediyorum bu saatte ama... ...ya benim acil Yusuf'u doktora götürmem lazım. Çok ateşi var. Aslında taksi durağını da aradım ama onlar da cevap vermiyorlar. O yüzden mecbur kaldım seni aramaya. Ya olur mu hiç, olur mu? Arayacaksın tabii ya. Dur, dur şimdi. Ne yapalım? Dur ben... ...benim yakında bir doktor tanıdığım var Bacanak. Ben onu da hemen kapıyorum, yanına geliyorum. Hiç merak etme sen, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Hadi. Sağ ol. Hadi, hadi. Hayrola, ne olmuş? Yusuf rahatsızlanmış. Ben Tahsin abiyi de alıp Kenan'a geçiyorum. Ya nesi varmış? Aman bir şey yok, ateş çıkmış biraz. Yazık, en nihayetinde çocuk. Tamam tamam, sen... Of. Sen şu Emine ablaları ara, ha. Tamam mı? Evdeler mi bir bak bakalım. Ondan sonra şu Rıfat'ı da bir kaldır. Ha. Görsün yediği... ...naneyi. Tamam. Serseri. Çok teşekkürler doktor bey, zahmet oldu. Estağfurullah, bu sıcaklarda güneş çarpması doğal. Çok fazla güneşte durmamasına özen gösterin. İlla dışarı çıkması gerekiyorsa bir şapka taksın. Tamam. Benim de midem bulanıyor gibi. Ben de mi çarpıldım nedir ya? Sen doğuştan çarpıksın arkadaşım, hiç suçu güneşe atma. Ateş düşürücü iğne ikisini gösterin hemen. Sabaha bir şey kalmaz, merak etmeyin. Yalnız dediğim gibi bu arı poleni meselesini unutmayın. Aktarlarda bulunur. Tekrar geçmiş olsun. Unutmam, sağ olun. Enişte geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Bacanak. Yarın getirecek misin Yusuf'u? Duruma bakacağız artık. Yarın olsun da bir. Peki. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Hadi. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Dikkat et yalnız enişte. Ya bir dur oğlum be. Thank you.
Bir yerinin başına güneş geçirmedin kalmıştı. Onu da yaptın, helal olsun sana. Sabaha kadar iyileşir dedi Tahsin abi. Yatmıyor musun sen? Yok, sen orada az kal zaten. Ben biraz televizyona bakacağım. Sen yat. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Yine geç kaldın değil mi? Yo, saate bak istersen daha erken bile. Ne o çantanın hali öyle? Ne koydun içine tıka basa? Basketbol malzemeleri mi? Caner, dalga mı geçiyorsun? Kurstan sonra basket maçı yapacağız. Ne öyle bir gün havuz, öbür gün basketbol? Öyle kurs mu olurmuş? Vallahi oluyormuş ablacığım. Basketbol ayakkabılarım nerede? Nereye koyduysan orada. Okul yönetiminin haberi var mı bu işten? Merak etmeyin, nişanlınız her şeyden haberdar. Ha, Metin'in bu konudaki tavrını bilmesem inanırım sana ama. Zaten Metin hocanın değil, Kenan hocanın fikriydi. Ha, belli oluyor zaten. Aynı fikirdeyiz, bence de çok belli oluyor. Geçmiş karşıma ukala adamı savunuyorsun bana. Hayır, Metin'le ne probleminiz var anlamadım ki. Günaydın Cancan. Günaydın. Günaydın Zeynep abla. Günaydın. Abicim ilk ders Metin hocanın geç kalmayalım. Biliyorum. Sonra çok sinirleniyor. Sürpriz yaptık biz. Ben ömrümde böyle güzel sürpriz görmedim. Oh. Rahatsız etmiyoruz umarım. Yok, saçmalama, girseniz içeri. Yok, ben kalmayacağım. Ödemeler var, onları halletmem gerek. Daha okula da uğrayacağım. Peki Derya. Eğer uygunsan sen de kalabilir mi diyecektim. Tabii, çok sevinirim. Baba, ben de seninle geleceğim. Bana gitmek istemiyor mu? Oğlum çok işim var. Oradan okula da gideceğim üstelik. Yorulursun. Öyle bir şey olmaz. Olsun ya. Geleceğim seninle. Peki. Ama bak işim geldi. Yoruldum yok. Tamam mı o zaman? Tamam da baba. Heh. İşim geldi. Sabit hızlı bir hareket yapıyorsa cismin üzerine etkileyen kuvvetinin toplamı sıfırdır. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılan bir şey var mı? Gel. Kusura bakmayın hocam, saatin farkına varamadık da. Geçin yerinize, bir daha olmasın. Bir senedir dinamik konusunu işliyoruz. İçinizden bir kişi bile hatırlamıyor, öyle mi? Çok güzel. Amerikan armudu. Ulan memleket değiştirince armudun adı mı değişmiş ya? Armut armuttur işte. Geç. Bir tür yemek. Ya oruç oruç böyle saçma sapan sorular çözmüyorum kardeşim. Tas kebabı. Oldu mu? Olmadı, daha 15 dakikası var. Günaydın enişte. Neredesin sen? Bir kere de erken gel şu dükkanı arkadaşım. Ya gündüz oruç yüzünden sinirlisin, gece diyet yüzünden. Amma eziyet bu ya. Eziyet mi? Basket gözükmüyor mesela. Ne bağırıyorsun be? Bak hala duruyor. Lan yürü git. Ya merak değilim senin dükkanını. Al başına çal dükkanını. Sersin.
Ne yapıyorsun? Hiç, böreğimi izliyorum. Ne de olsa senden yardım almadan pişirdiğim ilk börek. İzle bakalım. Bugün erken kapatacağız, haberin olsun. Hayrola abla? Misafirim var akşama. Ay, Metin abi mi yoksa? Yok canım, Caner'in arkadaşları. Ne zamandır sözüm vardı çocukları. Aslında neden olmasın? Metin'i de çağıracağım. Görsünler bakalım okul dışında ne kadar eğlenceli biri olduğunu. Bence de çok eğlenceli biri. Börek pişmiş midir abla? Ay çiçeği! Çok özledim seni. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Ben de seni bekliyordum. Arkadaş arabayı beğendi. Masrafı neyse karşılayacakmış. Ya kusura bakmazsan ben arabayı satmaktan vazgeçtim. Ne yaptınız hocam? Arkadaşla konuşup anlaşmıştık biz. Hatta bizim elemanları parçalarıma yolladım. Ben masrafı karşılayacağım tabii canım. Yalnız şöyle bir durum var. Arkadaş ödemeyi bugün yapacağım deyince ben de parçaları cepten karşıladım. Bugün de bizim ödeme günümüz. Tamam tamam. Ben bir bankaya gideyim geleyim o zaman. Halledelim olur mu? Kusura bakmayın hocam. Ya rica ederim. Senin ne suçun var? Yusuf, hadi gidiyoruz. Bankaya gidiyoruz. Evet, Newton'un üçüncü yasasını hatırlayanınız var mı? Yaz. Etki. Tepki yasası. Al bakalım çorbanı. Aferin. Annem bana banyo yapan bebek aldı. Emziği var, tarağı var. Acıkınca da ağlıyor. Babacığım sen kocaman kız oldun. Hala böyle bebeklerle mi oynuyorsun? Ben sana bilgisayar açayım, sen onunla oynayın. Hayır, istemiyorum. Ama sen severdin bilgisayarda oyun oynamayı. Artık sevmiyorum. O zaman şey yapalım. Çıkalım dışarı. Ha? Böyle baba kız dolaşırız, olur mu? Çıkalım. Hadi, hadi prenses. Şeysini arıyorum ya. Hani ben bir seminere gitmiştim ya, bir belge vermişlerdi. Nerede o? Rıfat, ne yapıyorsun? Yine ne işler çeviriyorsun sen? Ne iş karıştıracağım ben ya? Eniştem istedi, Allah Allah. Çekil, çekil ben bakayım, çekil. Çekil. Ustalık mustalık yazıyor, bu mu? Tamam tamam, ver ver işte. Heh. Heh, sağ ol. Unutuyordum abla. Ve parayı da ver. Ne parası? Eniştem aradı ya. Yok, aramadı. Ya her işe de ben koşturuyorum. Dönüp bir telefon etmeye üşeniyor. Ne biçim adam bu ya? Ne parasıymış bu? Ne bileyim abla, ne parası? Eniştem istedi. Hadi ver, çıkacağım artık. Ne kadarmış? 100, 200, 500 ne kadar atarsan artık. İyi. Hayrola bacanak, canın sıkkın gibi. Ha biraz. Aslında ben de seninle onu konuşmak istiyordum ya.
konuda yardımına ihtiyacım var. Hay hay, ne demek? Bir saniye bacanak, Gonca arıyor. Alo, efendim Gonca. Halil, nedir bu kantin meselesi? Ne kantini? Ya Fırat geldi, kantin mantin bir şeyler söylemişsin. 300 lira aldı gitti. Ne diyorsun sen ya? Sen bu yokluk tarafına para mı verdin Gonca? Sen söylemişsin ver diye. Azıcık mantıklı ol arkadaşım. Ben de kurda kuzu emanet edecek göz var mı? Herif çoğuna bak ya. Nereden boş bulsa oradan kaşıyor. Aferin sana Gonca. Var mı başka diyeceğin? Yok. Serseri yine bizimkini kıyırtmış da. Onu, neyse sen bir şey diyordun bacanak. Ha şey Yusuf diyordum ya. Sabahtan beri pek bir şey yemedi de. Dün de hastaydı biliyorsun. Bugün de sabah iyileştim diye tutturdu. Yani ne bileyim işte halsiz düşecek diye korkuyorum. Sen merak etme bacanak. Ben Rıfat'a söylerim. Allemeder kallemeder yedirir bir şeyler. Sağ ol. Siz de olmasanız zaten. Sen gönlünü ferah tut. Hani biz ne güne duruyoruz. Yusuf bizim de evladımız neticede. Sağ ol. Yusuf hadi oğlum ben kaçtım. Baba. Hı. Açacağımı unutma. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz hadi. Görüşürüz bacanak. Gel bakayım buraya sen. Senin canın çiğden mi çekti? Ha? Alayım mı ben sana çiğden? Çiğden mi? Ay çekirdeği işte istemedin mi? Ay çiçeği bizim arabanın adı. Şu fakire bir aşk. Arifan, ne yapıyorsun böyle ya? Ay gördün mü adam delirdi. Senin aşkından avare oldum ya. Baban seni bana vermedi diye sokaklara attım kendimi ben. Ay gitme deli. Ya kalksana ayağa, millete rezil olacağız. Seni seviyorum diye bağırmazsan kalkmam. İyi, otur o zaman. Aynurum dur bekle. Tamam söylemene gerek yok. Tamam. Ya ne yapıyorsun burada Allah aşkına? Böyle aylak aylak gezmeye devam edersen zor alırsın benim babamdan ha, haberin olsun. Aylak aylak mı? Ağzını topla. Bugüne bugün karşında Necdet Supi Soykan Lisesi kantin ihalesi katılımcılarından biri duruyor. O ne be? O ben işte. Nereden geliyorsun sen? Elindeki poşet ne? Aman, Hazenbel diye bir ot. Hazenbel mi? Alman ismi gibi. Ne demek o ya? Babam istedi. Şu köşedeki Lokman Hekim var ya, oradan aldım. Çok faydalıymış. Bakayım şuna, ver bakayım. Hı. Bu çok kötü kokuyor be. Hakikaten ha. Hadi bari beraber yürüyelim. Kaça aldın o torbadaki? 85 mi? Mezarlığın üstündeki çayırda çok var onlardan ya. Hadi çocuklar derse. Sedifciğim merhaba, nasılsın? İyiyim Kenancığım, okuldayım. Gelmiyor musun? Ben de aileme uğrayacağım. Biraz işlerim uzadı da. Beni idare edebilir misin? Biraz geç kalabilirim. Benim dersim şimdi başlıyor. Zil de yok nasıl olsa. Uzun tutarım biraz. Hayrola, sesin pek iyi gelmiyor. İşte can sıkıcı bir gündü. Aslında ben de seni onun için aradım. Aynen. Batıyor, kredi kartı istirilir derken bütün gün banka banka dolaştım. Canım çıktı. Sen ne yaptın? Hiç aynı şeyler işte. O zaman okula geldiğimde konuşuruz, tamam mı? Tamam canım, görüşürüz. Halil abi, kıymalı senin miydi? Benim, benim. Ver şunu. Ha. Afiyet olsun abi. Sübhanallah.
Yusuf Efe, bak yemeğin geldi. Hadi al şunu, kurtar beni bundan ne olur. Canım istemiyor. Yapma ya. İftara da daha çok var ki. Ya al be. İstemiyorum. Bakayım ağzını, uçak geliyor bak, aa yap. Ya yemeyeceğim. Yemeyeceğim olur mu Yusuf Efe? Güçsüz kalırsın sonra. Hadi bir lokmacık benim için, hadi. Yemeyeceğim. Yemeyeceksin. O zaman... Çakalım, orucunu bozuyordum. Yürü git arkadaşım, şimdi hıncımı senden çıkarmayayım. Ne haber işte, ne haber Yusuf? Bana da versene ondan biraz. Olmaz bu Yusuf'un yemeği, hadi. Ya ben yemeyeceğim enişte. İşte yemeyecekmiş ya, bana versene enişte. Ya sen ne... Boyundan posundan utan be. Şimdi çocuğun yemeğine mi göz diktin? Ayrıca sabah Gonca'yı da tırtıklamışsın. O 300 lirayı tıkır tıkır ödeyeceksin arkadaşım. Beraber öderiz eniştelerin eniştesi. Şöyle bak, hemen ortağa bağladım beni. Niye beraber ödüyormuşuz? Kandini beraber açıyoruz da ondan. Rıfat Sancaklı yazıyor burada. Başka ne yazacaktı? Ha, kantini ben almak için çuvalla para dökeceğim. Sonra senin yamağın olacağım, öyle mi? Sen neyin peşindesin arkadaşım? Ben sana zamanında seminere gel 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 diye yalvardım. Seminere gelseydin burada senin de adın yazıyor olacaktı. Sen dur sen, ben ismimi yazacağım oraya. Görüşeceğiz Rıfat Sancak. Görüşeceğiz. Kızım. Efendim. Hadi sen bebeklerinle oyna babacığım. Benim biraz bilgisayarda işim var, tamam mı? Tamam. Babasının prensesi. Efendim. Hadi biz seninle birlikte anneye sürpriz hazırlayalım, olur mu? Olur. Ah, bebeğim benim, hadi gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Deminki öğretmen ne istedi senden? Hangi öğretmen? Ya hani demin çıkan bıyıklı olan var ya. He, o mu? Bilezik sattı. Ne bileziği? Ver bakayım. Olmaz Gonca abla. İki gün satmamak için söz verdim. Erdal, ver bileziği. Göster diyorum. Peki abla. Gelme hayatım. Niye gelmedin yukarı? Eve gitmem lazım. Dükkanı da erken kapattım. Hayırdır? Bir sorun yoktur umarım. Aslında var. Bu akşam çok önemli bir misafirim gelecek. Tabii başka bir yere sözü yoksa. Kimmiş o önemli misafir?
Vallahi Metin Durmaz diye biri. Yakınlarda bir okulun müdür muavini olur. Benim de nişanlım. Tanır mısınız kendisini? Fizikçi Metin mi? Evet, galiba. Kıskandım şimdi bak. Yakışıklı adammış. Ay bay ukala. Geliyor musunuz onu söyleyin. Gelsen mi? Vallahi giderim şimdi. Tamam tamam. Yalnız Tevfik Hoca ile bir toplantımız var. Sen geç, ben daha sonra gelirim. Tamam. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Sizden bu işlemin sonucunu istiyorum. Şaka mı yapıyorsunuz hocam? Bu ne hocam ya? Oho, ilkokula döndük abicim. Kağıdı kalemi bırakalım arkadaşlar. Aklınızdan çözeceksiniz. 5 saniyeniz var. 5 saniyede nasıl yapalım hocam? 3, 2, 1. Bitti. Hocam 205 mi sonuç? Yanlış. Ne ki bu ya? Sonucu bulan var mı beyler? Şimdi size bir sorum daha olacak. Beş saniyeniz var. 195 mi hocam? Ben de buldum, 195. 195 hocam. Bravo. Arkadaşlar, deminki işlemle bu işlemin sonucu aynı. Halbuki demin sorduğumda aynı hızda cevap veremediniz. Unutmayın, ondalık dilimi bir olan sayılarda ilk sayı ile ikinci sayının birler basamağını toplayın, onla çarpın. Çıkan sonuca da her iki sayının birler basamağını çarparak ekleyin. Bu bazen 5 saniyenizi bile almaz. Halbuki belki öbür işlemde dakikalarca uğraşmak zorunda kalacaktınız. Hadi aç bakalım ağzını aslan parçası. Bunu ye ki dayın gibi yakışıklı, iri, kuvvetli ol. Tabii tabii. Ha, hadi ye onu ki Yusuf Efe. Bak dayın gibi kapılardan sığ ama. Bastığın yerden ses gelsin bak. Bak şuna bak, dayına bak bak. Herkül mübarek, Herkül. Ya yemeyeceğim. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapalım, çocuğa yemeğini yedirmeye çalışıyoruz. Rahmetli annem olacaktı ki şimdi yemeğini yedirip öyle uykusuna yatırmıştı Yusuf'u ya. Ya değil mi? Evet. Ah sevgili kayınvalideciğim olsaydı ah. Sen nereden bileceksin? Biz evlendiğimizde anacığım rahmetli olmuştu. Seni nasıl beslediği ortada Goncacığım. Erifat'ın oburluğu da malum. Halilciğim, sen kendine bak istersen. Ben seni bildim bileli sen 10 numara örgü şişi gibi adamdın. Şimdi de zayıflamak için uğraş dur, uğraş dur. Maharet yemekli değil, yedirebilmekte. Rıfat, kalk, 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 kalk. Sen de ye şu yemeğini. Bak öğlen oldu hadi. Yemeyeceğim. Aa. Babası kılıklı, inatçı. Siz neyle uğraşıyorsunuz, babası neyle uğraşıyor? Öğretmen gezmelerde, tozmalarda bu iki koca kazık çocuk eğiliyor. Hiç. Hadi ye yemeğini, ye. Kızdırma beni. Yemeyeceğim işte. Sevmiyorum seni. Herkese kızıyorsun. Kimseyi sevmiyorsun. Annemi bile sevmiyorsun sen. Bana bak çocuk. Bu dünyada en çok annemi sevdim ben, tamam mı? Annemi sevsen babamı da severdin. Beni de severdin. Ama ben de seni seviyorum. Ne yaptın abla ya? Yusuf, gel buraya. Beğendin değil mi yaptığını Gonca? Beğendin. Hoş geldin Sedef. Girsene içeri. Sağ ol. Biz hemen çıkalım. Daha yemek hazırlayacağım Selim. Yemek hazır zaten. Hadi gir. Gel anne gel. Hadi ne olur gel. Burayı siz mi temizlediniz böyle? Babam temizledi. Ben de yardım ettim. Aslında yemek de yapacaktım da... Ama vakit kalmayınca mecburen dışarıdan söylemek zorunda kaldık. Bu hazırlığı benim için mi yaptınız? Evet. Bizim için. Yani son zamanlarda
beraber yemek yemiyoruz ya onun için. İyi düşünmüşsünüz, teşekkürler. Otursana. Hadi prensesim sen de öyle geç. Enişte bak bir daha düşün. Sermaye senden, sertifika benden. Benim paramla alınmış sertifika ama üstünde senin adın yazıyor her nedense. Ben o sertifika için bir ay seminere gittim ben. Evet, o da benim paramla. Ama para göz oldun ha sen be. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gonca. Hoş bulduk. Hayrola sen oruç değil misin? Ne içiyorsun senin? Yok bugün tutmadım. Gece mideme bir ağrı girdi. Aktara gittim. Ne iyi gelir dedim. Bitki çayı verdi. Biraz pahalıydı ama olsun ne yapalım. Ben şunları mutfağa koyayım da geleyim. Bak sen şu aktara. Paraya para demiyor vallahi. Hangi aktar bu abla? Hoş geldin. Kusura bakma hayatım, geç kaldım. Önemli değil, hadi gel içeri. Al canım. Hocam. Ya niye zahmet? Ne iş abicim? Çok teşekkür ederim. Vallahi benim ne haberim aslında yoktu. Aslında pasta falan alacaktım ama civarda düzgün bir pastane bulamadım. Öyle mi? Bu ilişkiyi bir daha gözden geçirelim o zaman. Misafirlerimiz olduğunu söylemedin bana. Hep birlikte daha keyifli olur diye düşündüm. Gençler merhaba. Afiyet olsun. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Çorba koyuyorum. Rıfat. Gel hadi çay yaptım, gel. Gel kayınço, gel. Soğumasın çayın, gel. Heh, koşarak geldim. Gülerim Hanım'ın sunduğu Rıfat devam ediyor. Aman, kalmadık senin çayına, çorbana. Abla ben çıkıyorum. Rıfat nereye gidiyorsun? Abla geç kaldım, teravihe gideceğim ya. Rıfat, öğretmene mi gidiyorsun sen yine? Yok ablam, Aynur'la buluşacağım. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Bana bak, Rıfat! Rıfat, aldığın paraların hesabını vereceksin ha. Görüyor musun öğretmeni? Bağırıma sebep oldu. Şimdi de Rıfat'ı benden uzaklaştırıyor. Canım ne alakası var şimdi? Aynur görmeye gideceğim dedi ya işte. Laf öğretmene gelince kedi köpek gibi dalaştığın Rıfat'a bile güvenir oldun ha. O başka, bu başka. Doğruca. Hem ayrıca Rıfat Yusuf'un dayısı. Bu kadar basit. Yani yeğenini görmek istemesi suç mu? Bakıyorum da hepiniz avukat oldunuz. Unuttunuz Bahar'ı. Bahar'ı hepimiz çok özleyeceğiz Gonca. Kaderi böyleymiş. Ne yapalım? Yusuf onun emaneti bize. Kenan da öyle sayılır. Hiçbirimiz Kenan kadar özleyemeyiz Bahar'ı. Yok canım. O yüzden mi Bahar'ın yadigarını satmış? Senin bacana kuyumcuda gördüm. Bahar'ın bileziğini satarken. Kalırsın işte öyle. Arabası bozulmuş. Yusuf'un hasta olduğu gece arabada olmayınca eli kolu bağlanmış. Yusuf da çok seviyor bu arabayı. Ayçiçeği diye isim takmış. Arabanın çok masrafı varmış. Parası çıkışmayınca satmış bileziği, ne yapsın? Başka yerden bulsaymış. Ne istemiş Bahar'ın bileziğinden? Hı? Kimi var ki bu şehirde? Kimden istesin ki? Kalırsın işte öyle. Ben içeri geçiyorum. Söyleyeceğim. Sen Kenan'ın nasıl baba olduğunu gördün mü? Ben gördüm. Eğer bir evladımız olsaydı Kenan kadar iyi bir baba olabilir miydim bilmiyorum Goncacığım. Hadi iyi geceler. Ha? Tam zamanında geldim.
Baba. Hı. Ayçiçeğinin ismini annem koydu değil mi? Uzayda yangın çıkarsa ne olur? Evet oğlum. Aynı ayçiçeğine benziyor zaten. Çok eskiyinde de bizde olsun, tamam mı? Sen yaşlanınca ben gezdiririm seni. Peki bu ne? Anamur şeyi. Ne işe yarıyor? Hazmı kolaylaştırır. Vay be. Peki bu ne? Kırmızı kantaron. Çok satılıyor mu bunlar? Abi dükkanı kapatacağım ne olur. Gerçekten alıcı mısın sen? Alıcıyım alıcıyım. Ama şimdilik. Gençler. Memnun musunuz yaz kursundan? Çok memnunuz. Hayret. Normal zamanda zor getiriyoruz sizi okula. Normal zamanda havuz yok ki hocam. Boş boş gezmekten de sıkılmıştık hocam. Etkinlikler güzel ama fizikte daha pek yol alamadık. Kurs amacından sapmasın da. Sapmaz hocam. Ben bu yıl matematikten kesin geçerim. Ben de. Ben de. Bırakın canım artık okuldan konuşmayı. Okuldan başka konu mu yok? Bunlar önemli Zeynepciğim. Şimdi size güzel geliyor tabii. Bakın, benim lisede bir tarih hocam vardı. Böyle futbol konuşur, fıkra anlattırır. Öyle gelip geçerdi dersler. Sonra bu hocanın tayini çıktı. Yerine Kudret Hoca geldi. Çok sert adam. İlk derse girdiğinde beni sözlüğe kaldırdı. Bana Fatih'e top döken ustanın adını sordu. Bilemedim tabii. Beni bir azarladı. Ne sorumsuzluğum kaldı ne ahmaklığım. Lise bitene dek tarihe çalıştığım kadar hiçbir derse çalışmadım. Bu yaşıma geldim. Ne Kudret Yurda Taban'ın adını ne de Urban Usta'yı unuttum. Öbür tarihçinin ismini hatırlamıyorum bile. Hocam, benim yarın sabah erken işim var, dükkanı sen açsan ya. Ne işi? Evrak işleri, erken kalkmam lazım. Yok, benim de işlerim var, sen aç dükkanını. Ya resmi daire bekler mi? Gözünü seveyim, açıver şu dükkanı bir kere. Hem bana bak, Rıfat'ı da asla sokma o dükkana. İyi, ben açarım, tamam. Sağ olasın Goncam, hadi iyi geceler. Her şey için teşekkür ederim Selim. Bir şey yapmadım ki. Temizlik yaptık ya. Ha, temizlik yaptık değil mi babacığım biz seninle? Hoşça kal prensesim. Yine gelirim baba. Yine gel babacığım tamam. Selim. Görüşürüz. Görüşürüz. Endişelenmesin. İnşallah öyledir. Her şey için teşekkür ederim. Yemekler çok güzeldi. İyi ki varsın. Görüşürüz. Görüşürüz. Eniştenin bugün işi var, hadi. Bana ne ya, sen aç. Rıfat, benim işim var. Bütün gün dükkanda duracaksın. Bütün gün mü? Tek başıma. Papağan gibi dediklerimi tekrar etme. Kalk ve giyin, hadi. Allah'ım, bu girişimci kuluna fırsat kapılarını açtın ya. Şükürler olsun ya Rabbim. De, yalnız abla. Hı. Ben bugün Yusuf'u alacaktım. Onu ne yapacağız?
Beraber açarsınız dükkanı. Canım ablam benim ya. Gel buraya. Rıfatçığım. Gel buraya gel. Rıfatçığım ama. Lütfen yapma. Ya öpeceğim o zaman. Tamam bir kere. Oh. Hadi. Hadi. Oh. Hadi tamam hadi. Hadi. Ay çiçeği mızmızlandı yine. Bu seferki kötü gibi gözüküyor. Biliyor musun satıyordum neredeyse. Yusuf'un onu ne kadar sevdiğini görünce dayanamadım vazgeçtim. Hastalandı geçen gün. Ne taksi bulabildim ne doktor. Rıfat'la Halil yetiştiğim dağdım. O gece anladım Ayşe'ye ne kadar ihtiyacım oldu. Tamir için para yetişmeyince de annemin sana düğünde taktığı bileziği satmak zorunda kaldım. Kızmamışsındır inşallah. Bahar. Sensizlik o kadar ağır ki. Yedi yıldır kendimi kandırıyorum. Bir oyun buldum. Bahar burada oyunu. Bir fırça dağıtmadım. Hep Bahar burada diyorum. En sevdiğin siyah kupada duruyor bardakların en önünde. Senin şampuanla yıkanıyorum. Her sabah uyandığımda senin saç kokunu içime çekiyor. Bir de Yusuf'u aldığından öptüm. Sineyi sat bareme tabibim sensin. İki cihan, yedi düvel habibim sensin. Lütfuna ereyim son demimse de vuslatın. Evvelim olmadın, ahirim sensin. Evet arkadaşlar, şair bu dizelerde ne anlatıyor? Hocam o kadar yabancı dilim olsa futbolcu tercümanı olurdum. Çok para var o işte. Şair şöyle diyor çocuklar. Göğsümdeki kalp yarasının doktoru sensin. Bu dünyada, öbür dünyada... Yedi kıtada sevgilim sensin. Güzelliğine ulaşayım son anım olsa da sana kavuşmak. Geçmişim olmadın, sonsuzluğum sensin. Hayırlı işler. Bir karpuz tartar mısın? Kansızsın sen. Ne dedin? Kansızsın abicim. Sen ne biçim konuşuyorsun? Karpuz istediğine göre kansızlık var sende. Üzülme. Çaresi bende. Benim biraz kan değerlerim düşük ama. Tamam abicim. Günde dört defa oğul otu derdine derman. Emin misin? Ne demek emin misin? Bir şey biliyoruz da burada duruyoruz abicim. Sana 100 gram veriyorum. Ya ne bileyim. Ablam geliyor. Yusuf kalk. Kalk çabuk şunları sakla. Çabuk çabuk. Ayıbıklarım ben
Koy koy, alta koy, alta koy. Bunu tartıyorum ben sana. Abi 6 kiloya 3 lira yaptı. Hoş geldin abla. Geç otur. Yok ben oturmayacağım, işim var. Pekmez getirdim. Şifa verir, enerji verir. Ben yemem. Bizim evde de pekmez var. Teşekkür ederim. Ay teşekkür de edermiş. Küsmesi bile pek kibar. Anlamadım. Yok bir şey. Hadi hoşça kal, kolay gelsin. Görüşürüz abla. Şimdi ben bunu böyle mi yiyorum? Abi öyle yenir mi o? Cırcır olursun ya. Onu şeyle yiyeceksin. Pekmezle. Pekmezle yiyorsun. Pekmezle oğul otu 20 lira abi. 3 lira da karpuz 23 abi. Ver abi tutayım ben onları. Ne o? Ne hazırlıyorsun sen? Arı poleni ve bal. Doktor tavsiyesi. Yusuf çok şanslı. Annesinin yokluğunu hissettirmiyorsun ona. Annesinin yerini tutabilir miyim? Kendine haksızlık etme. Hayır yani anneyle baba aynı şey değil, sen de biliyorsun. Hatta bunu en iyi bilenlerden bir tanesi sensin. Sen babasının yerini tutabiliyor musun? Benim durumum farklı. Senin durumun farklı da Derya'nın durumu farklı değil. İstediği zaman görüyor babasını. Bir sürü ayrı anne babanın çocuğuna göre şanslı bile. Doğru tabii ama... sadece görmek yetmez ki Sedef. Yani beraber uyumak, beraber uyanmak, vakit geçirmek lazım. Değil mi? Tanımak lazım, anlamak lazım. Öyle değil mi? Sen de besle. Ya ısırırsa? Korkma, ısırmaz. Bak. Ah. Neredesin sen Rıfat? Dükkandaydım. Enişten geleli 1 saat oldu. Onu oyalamak için akla karayı seçtim. Bugün ne hasılatını istiyor. Ne kadar kazandın, ver. Rıfat. Bütün gün 40 lira mı kazandın? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Rıfat ya. Bir daha elini kafese sokmadan Sevi Abdi'yi, tamam mı kızım? Hiç ısırmıyor ki. Olsun. Hem onu da rahatsız etmemiş olursunuz. Peki. Derya'cığım, bu gece babana gitmek ister misin kızım? Evet. İyi o zaman, buradan çıkışta bırakırım seni babana. Ya şimdi gidelim, ne olur. Şimdi olmaz kızım, Kenan amcan yemek hazırlıyor, ayıp olur ona. Ben babamla yerim, ne olur anne, ne olur. Ama ben şimdi seni götüremem ki kızım. Babam geri ararsan anne, hadi. Peki. Efendim Sedef? Kusura bakma Selim. Rahatsız ettim. Derya istedi aramamı. Bu gece sende kalmak istiyor da. Sedef sen ciddi misin? Tabii ki kalabilir. Ne zaman gelirsiniz? Şimdi bir öğretmen arkadaşımın evindeyiz. Buradan çıkışta bırakabilirim anca. Ya anne ben konuşacağım, bana ver. Derya seninle konuşmak istiyor. Baba beni almaya gelir misin? Tabii gelirim kızım. Gelmez miyim hiç? Sen anneye ver telefonu, anne adresi versin bana. Anne babam adresi soruyor. Hey
Rıfat, ne yapıyorsun sen orada? Ya, yılbaşına hazırlanıyorum. Bacadan inebilir miyim ona bakıyorum. Noel Baba hesabı. Ho 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 ho. Nasıl fikir? Saçmalama Rıfat. Yemeği hazırladım. Hadi geç otur. Yoksa Halil'den sana hiç fırsat kalmayacak ha. Bozdu mu o diyeti? Bozmak ne kelime? Biliyordum. Hadi beraber gidelim abla. Yok sen ye. Ben Züleyha'ya gideceğim, işim var. Tamam mı? Tamam. Şuradan limonu ver oğlum. Al baba. Hı, sağ ol. Ama üstünü örtmeyi unutma. Merak etme. Kahvaltıda da mutlaka süt içsin. Biraz da içine bal karıştır. Bal da süt. Tamam. Hadi kızım. Affedersiniz. Ben yemeklerle ilgileniyordum. Hoş geldiniz. Ben Kenan Dağaşan. İçeri girin bakayım. Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ama ben salağım, anlamalıydım. Ne demek şimdi bu? Şu demek. Sen Derya'nın bende kalmasını, sana ayak bağı olmasın diye istiyorsun. Ama haklısın. Yıllar sonra ancak kavuşabildiniz büyük aşkın Kenan Dağaşan'la. Kızını mı yutur gözün?